Salak, biz hep konuşuyoruz zaten. Ne var? Konuşuruz. Ne yapacağın önemli. Ne, nasıl istediğin çok önemli. Senin kafandaki şey neydi bunda yola çıkarken? Bir şeyin hayalini kurmuş olman lazım. Mal gibi bakmayın ki bana. Kurmuşumdu. Ne? Yani bilemiyorum, ne olduğunu görürüz birlikte diye düşündüm. Hayır, direkt hani konuşabiliriz hakikaten yani. Mesela aramızdaki bağ ile ilgili. Hmm. Yani bizi bağlayan şeylerle ilgili. Sen benim doğumumu anlat. Ben doğduğumda ilk ne düşündün? Açık açık söyle, ben biliyorum nasılsa. Sen söyle şimdi. Çok çirkindin. Çok mu çirkindin? Ben de bir de seni görmek istiyorum. Çağırıyorum. Hemşire hanım. Bir bebeği getirin. Ben göremedim. Bebeği seni. Mi diyorsun? Ha. Ondan sonra. Tamam, şimdi getireceğim birazdan İrem Hanım falan dedi. Sonra bir baktım kucağında böyle kahverengi kırçıl bir battaniyeyle seni getirdi. Böyle bakıyorsun. Dedim bu çocuk insan gibi bakıyor. Bebek gibi değil yani. Bakıyorsun böyle. E sen o zaman... Benim yaşımda mıydın? Ben o zaman senin yaşındaydım. Yani şimdiki yaşımdaydım. Evet. Çok genç aslında düşününce. Ya da değil mi? Bilmiyorum ki. Sonra arkadaşlık etmeye ne zaman başladık sence? Biz seninle hep arkadaştık. Sen konuşmaya başladığın andan itibaren. Yani çünkü böyle hani sanki evin içinde... Bir cüce geziyor, tamam mı? Cüce miyim ben? Hani ama tamamen böyle erişkin birisi. Böyle bana bakardın hep. Ben mesela kendi açımdan düşününce en eski neyi hatırlayabiliyorum hani seninle ilgili? Böyle fotoğraf hatırlıyorum. Ve ilk Samsun'dan hatırlıyorum. Hani ondan öncesini hatırlamıyorum. Samsun'da böyle seni bilgisayar... Da otururken hatırlıyorum. Ankara'dan hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Ya. Hiç, yani Samsun öncesini hiç hatırlamıyorum. Hmm. Bana yemek yedirişini hatırlıyorum mesela. Doğal olarak. Net olarak. Arabanın arkasında kendimi çok hatırlıyorum. Hani hem babamla seni önde. Hmm. Ben arabanın arkasında. Hani o çok tekrarlanan bir şey diye herhalde. Öyle arabanın arkasından çok böyle görüntü geliyor gözümün önüne. Sonra şu kafamı arabadan çıkarıp da saçımın düğüm olduğu zaman bütün saçımı kesmiş miydi? Yok, açmıştı. Aslı abla açmıştı. Belki birkaç saat sürmüştü. Ve çok fazla değil yani yine, değil mi? Hatırladıklarım. E ben de şimdi düşününce hani annemi o kadar hani her bir sürü şeyi hatırlamıyorum. Tabii çok daha fazla zaman geçti de. Ama böyle bir şeydi yani. Senin sembiyoz gibiydi. Simbiyozis. Benim sana mı? Hmm. Ama senin de anneannem öyleymiş. Evet. Bizim daha mı çok ona göre aynı, benzer mi? Benzer. İnsan ne görürse o öyle. Yani annesinden ne görürse o herhalde onu model alıyor. Herkes öyle değil ama yani. Bence. Ben etrafımdan bakıyorum hani. Evet. Ama benim seninle benzerliğimi başka arkadaşlarımın anneleriyle hep görmüyorum. Ya da bu ilişkiyi, bizim aramızdaki ilişkiyi benzer bir şekilde tam olarak göremiyorum. O herhalde senden de çok kaynaklanıyor diye düşünüyorum yani. Senin her zamanın çok açık olmandan, yakın olmandan. Kendi annelerine anlatamadıklarını gelip sana anlatırlardı yani. Ki bazen hala öyle belki de. Evet. Ama garip, çünkü klasik olarak anaç bir tip değilsin yani. Belki de onda arkadaş gibi görüyorlar. Ama klasik anlamda öyle değilsin. Belki daha sıra dışı olduğun için, bilmiyorum. Ama çok düşünürüm yani. Hani bana... Bir problemiyle gelen birisi
çok hani içime alıp düşünürüm. Hani anlamaya çalışırım. Empati şeyim çok yüksektir. Gücüm çok yüksek. Üşüyor musun? Şimdi üşümüyorum. Nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyiyim düne göre. İlacını içtin mi? İçtim, şimdi antibiyotiği de aldım. İyi, neyse toparlanacaksın galiba. Peki bizim ayrı kalmamızla ilgili hani aklına ne geliyor? Benim ilk işte Samsun'dan gidişim geliyor. Hiç gitmek istememiştim. Zaten geldin hemen arkamdan. Hemen dediğim bir sene. Ama geçen gün şeyi düşündüm. Benim kendi açımdan düşünmüştüm hani ne kadar zor olduğunu onun. Ama aslında sizin için daha zordur belki de yani. Benim için çok zordu. Yani aslında İngiltere'ye gidişim benim için çok şeydi. Çok travmatik bir şeydi. Ama sonuçta yani olması gereken bir şey. Senin için çok iyi olduğunu biliyorum. Sen orada çok büyüdün. Çok daha büyüdün. Çok geliştin. Seni nasıl etkiledi? Ya benim için de öyle. Sonuçta işte hep konuşuyorsun. Artıları da var, eksileri de var. Hani kişiliğinin gelişimini bu yaşlarda sonuçta tamamlıyorsun. Geri dönüp baktığımda yani 21'di mesela gittiğimde. Şimdi 28'im ya. İlk gidişimden önceki benle şimdiki ben tabii ki çok farklı. Ha orada olmasam burada da aynı olur muydum? Bilmiyorum, bilmiyorum yani birçok açıdan olamazdım bence. Evet. Ama tabii her kararımı etkiliyor yani ne kadar orada olsam da. Gelecekle ilgili her düşündüğümde hani özellikle sen çok etkiliyorsun. Hani sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen de benim. Güzelim benim. Dünyanın en güzel şeyisin sen. Duygulandım. Senin büyüdüğünü, böyle güzel bir insan olduğunu görmek çok güzel. Yarım bıraktığı şeyler oluyor insanın hayatta. Devam edemediği, belki hani yaşlarının geçtiği, artık onun için yarım kalan. Mesela sen hep onların, benim için o yarım bıraktığım şeyleri devam ettiren oldun. Eskisi kadar güzel dans edemeyeceğim bir noktada sen benim için dans etmeye başladın gibi. Ne olursa olsun senin mutlu olman önemli benim için. Senin mutlu olduğunu bildiğim zaman ben zaten çok mutlu oluyorum. Sonra senin yaptığın her yeni şeyle benim hayatımda da benim bir pencere açılıyor. Öyle hissediyorum. Yani senin gözünle başka bir yerleri de görüyorum. Yani yapamadığım bir sürü şeyi yapmışım gibi hissediyorum. Bak şimdi mesela hayal edebilir miydim böyle bir şey yapmayı seninle?